geçmişe göre aldatma oranı artıyor. Aldatılan ve aldatan bir topluma dönüşüyoruz. Aldatma araştırmasına göre oran erkeklerde %58, kadınlarda %40. Ancak rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. 5000 kişi üzerinde bir çalışma yaptık ve bunu 2010 yılında yaptık ve oradaki oran %30. Fakat biz bu anketi sürekli güncelledik ve bu yıla kadar, yani 2017'nin başına kadar internet üzerinden yapılan çalışmalara baktığımızda şimdi %58'e çıktığını görüyoruz. Normal değil, evet. İlerleyen yıllarda daha da artacağı söyleniyor. İnsanların kendilerini bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Türkiye çapında 2010 yılında bir anket başlattı. Ankette katılımcılara aldatma noktasında sorular yöneltildi. Biz 2010 yılından itibaren bir anket çalışması başlattık. Bu anketi önce internet üzerinden ve daha sonra da kendi şubelerimizdeki ekiplerimizle yüz yüze çalışmalarla yaptık. Yüz yüze yapılan görüşmelerdeki oranlar düşükken internet üzerinden yapılan araştırmalarda aldatma oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Araştırmaya katılanların sayısı 5000'le başladı, 10.000'e kadar ilerledi. Katılım arttıkça aldatanların oranı da yükseldi. Erkeklerde oran, aldatma oranı %58, kadınlarda da %40 olduğuna dair bir rakam çıktı. Tabii bu rakamlar muhatap olduğumuz grupla ve kişilerle de sürekli değişken bir şeydir ama artık 10.000'e yaklaşan bir insan grubu üzerinde yapılmış bir çalışma var. Bu bence bir ışık tutuyor Türkiye. Araştırmaya göre aldattığını belirtenler en fazla yakın çalışma arkadaşlarıyla aldatmış partnerini. Dünya kirlendi, Türkiye kirlendi, ilişkiler kirlendi. Sahip olduklarınıza sahip çıkma dönemidir. Dikkat çeken bir başka rakam, aldatmayı affeder misiniz sorusuna verilen cevap. Katılımcıların %90'ı hayır diyor ama kendilerinin de eşini veya partnerini aldattığını hesaba katmıyor. Kendi kuyruğunu sallamazsa şey olmaz diye eski atasözü var. Onu aldattın mı hiç? Kim? Sen. Çok, sayısı belirsiz. En az kadınlar da erkekler kadar aldatıyordur herhalde. Aldattınız mı hiç? Hiç aldatmadım. Ülkemizde bu tür şeylerin olması fazla çirkin buluyorum. İşte tam da bu noktada CİSET Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe önümüzdeki yıllarda rakamların artmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu oranların en önemli sebebi hepimizin elinde olan telefonlar. Öncelikle sosyal medya ve internet diğer partnere ulaşmaya yönelik ciddi bir ortam yarattı. İkincisi, bu övülen, takdir edilen ve merak edilen ve kışkırtılan bir konu oldu. Filmlere bakıyoruz, dizilere bakıyoruz, kitaplara bakıyoruz. Her yerde aldatma var. Hani seven insan sevdiğine sadık olması gerekiyor. Erkekler yaparsa kadınlar da yapar. Misilleme gibi yani. Böyle karşılıklı mı oluyor bu iş? Yani misilleme oluyor. Aldatma anketinde rakamlar korkutucu boyutlara ulaştı. Sokaktakilerse bu konuya farklı açılardan yaklaştı. Neden? Erkeklerin gözü dışarıda. Kadınlar da %40 ama. Ona ne diyeyim bilmiyorum ki. Aldattın mı hiç abi? Yok abi. Allah korusun. Özeniyorlar mı biraz? Biraz inanç meselesi ya. Biraz inancın dışına açıldığı zaman olacak o işe.